كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Oruçluyken 5 şey oruçluyu iftar ettirir. Ne demek biliyor musunuz kardeşim? Sen oruç tutuyorsun ama orucun bozuldu. Bak, yemedin, içmedin ama orucun bozuldu. Haberin var mı? Yok. 5 şey vardır oruçluya iftar ettirir. Orucu bakiyeden düşer. Bir tane sevap alamaz. İyi dinle burayı. Maalesef çoğu Müslüman bu hataya düşüyor. Bak, tek sevap yok. Bir zırnık sevap yok. Ama akşama kadar oruçlu o. Kim onlar? 5 kişi. 1. Yalancı. Bir kişi oruçluyken yalan söylerse, bir şeyi abartmak için, ya ben abarttım. Abartma diye bir şey yoktur İslamiyet'te. Abartmanın karşılığı yalandır. Mesela adam, bizde çok var bu. Ya geçen bir adam geldi bizim oraya, adam 10 metre. Ya Allah Allah. Böyle bir şey var mı ya? Bak, 10 metre diyor. Böyle bir şey var mı? Yok. Yani abartmadın sen. Yalan. Ya en fazla adam 2,5 metredir. Senin söylediğin abartmanın dışında kardeşim yalana giriyor bu. En basiti. Maalesef esnaflar, iş sahipleri, bilmem neler, çocuklar annelerine, anneler çocuklarına, babalar çocuklara, her neyse. Adam karısına, karısı adama, alt komşuna, herkes birbirine yalan söylüyor ama bunu oruçluyken yapıyor. Farkında değil. Orucu bozuldu. Hadis kardeşim, ben hadis okuyorum, kafamdan konuşmuyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifidir bu. Oruçluyken yalan söylersen orucun bozuluyor. Bakiyeden düşüyor. Sevap sıfır. Bozuluyordan maksat, İyi ben yalan söyledim bir su içeyim. Yapmayın sakın öyle bir şey ha. Tövbe edin bari. Aklınız hemen gelsin. Estağfurullah deyin. Helallik alın hemen. Ondan sonra 2. Gıybet. Gıybetin zaten maalesef son 3-4 haftadır hep gıybetten gidiyoruz farkındaysanız. Gıybet önümüze çok geliyor. Niye? Demek ki Allah Celle Celaluhu birilerinin bunu duymasını istiyor. Bak, bu meseleler incedir ha. Şurada konuşulanlar muhatabın duyması gereken şeylerdir aslında. Konuşana değil, her zaman söylüyoruz, konuşturana bakın. Ben gıybet etmiyorum diyen kardeşim İlla ki ağzından çıkar. Maalesef çıkıyor da. Farkında değilsin. Sen Ramazan'da bir kişiyi gıybet edersen, en basitini söyleyeyim kardeşim, hepinizin yaptığı. Hepimizin yaptığı. Şu adam da oruç tutmuyor. Ya sana ne? Belki adam hasta. Belki adam kanser. Belki adam bilmediğin bir şey var. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Oruç tutmuyor zaten, şöyle bozuk adam, bilmem neyin teki. Sevap sıfır. O senin orucunda ona gidiyor. Evet. O senin tuttuğun oruç var ya, sana hiçbir şey yazılmıyor. O orucu o adam tutmuyordu ya, o adama yazıldı. Ya belki adam hasta, belki yolcu. Bak, yolcu da olabilir, seferi olabilir. Adam atıyorum Kars'tan geldi kardeşim. İstanbul'a geldi. Adam seferi, tutmuyor. Belki de acıktı artık, kan şekeri düştü. Oluyor kardeşim, benim de bazen burada kan şekerim düşüyor yani. Bir şey yemezsem böyle elim titremeye başlıyor. Belki adamın kan şekeri düştü. Acil belki ağzına bir bisküvit, bir meyve suyu atmak zorunda kaldı. Sen ne yaptın? Allah belanı versin, bizde meşhurdur zaten. Bizde namaz kılmayana kimse beddua okumaz. Evet. Namaz kılmayana Allah belanı versen diye namaz kılmayana demez. Ama oruç tutmayana ana avrat dümdüz giden var yani. Maalesef var bu, var. Namaza niye yani tepki vermiyorsun? Namaz oruçtan daha büyük bir amel. İlk amel namaz. Oruç sonra geliyor. Niye? Sen açsın. Senin nefsine zor geliyor. Sıkıntı burada. Gıybetini etme kardeşim. 3. Laf taşımak. Oruçluyken yapılmaması gereken şeylerden biri. Laf taşımak kardeşim. Bu da dediğim gibi maalesef var. Alt komşudan aldığını üst komşuya taşır. Üst komşudan aldığını alt komşuya taşır. İş yerinde duyduğunu evde anlatır. Evdekini işten anlatır. Oradan oraya, orayı karıştırır. Oradan orayı karıştırır. O laf oraya taşır. O laf oraya taşır. Ne oluyor biliyor musun? Yani cinayet çıkaracak şey geliyor. Akşam da kardeşim takva pozlarıyla kardeşim. Durun ezan okumadı, durun böyle numaralar, hareketler böyle. Besmele çekin inşallah, maşallah. Hareketler böyle ha, tam takva. Tam yanım, son nokta. Gündüz ne yaptın sen? Lan gündüzden kan davası çıkardı, haberi yok. Niye? İşte bak maalesef bak şunu da söyleyeyim, bunu artık meslek haline getiren var. Ama bazıları da cahilliğinden yapıyor. Böyle cahillik olmaz. Bak bunları öğreneceksin. Bak her Ramazan aynı şey konuşuluyor. Her Ramazan. Bak bunları unutmayın ha. Her Ramazan. Her Ramazan bunlar konuşuluyor. Akılda kalıyor mu? Niye kalmıyor? Akılda kalmaz arkadaş. İşin ucunda para yok. İşin ucunda dünyevi menfaat yok. Akılda kalmıyor. Ama desek ki kardeşim Allah Celle Celaluhu mesela kural koysaydı. Bir ay oruç sana 10.000 lira. Of. Millet var ya. Ya Rabbi 12 ay oruç tutalım. Ya bunu bizim millet yapar. Ama iş ahiret sermayesine gelince sıfır. Allah için uyarıyoruz. Ondan sonra 4. Yalan yere yemin etmek. Vallahi ben almadım. Vallahi ben aldım. Abi vallahi 3 kuruşa geliyor. Vallahi ben satmadım. Abi vallahi şöyle. Bir de vallahi yani. Vallahi ekmek çarpsın. Anama tövbe haşa ve kella. Adam diyor ki anam avradım olsun diyor. Ulan bu nasıl bir laf? Anam avradım olsun ne demek ya? Bu nasıl bir edepsiz bir kelime? Anam avradım olsun demek tövbe haşa. Ananla aynı yatakta mı yatacaksın? He? Ölümü öp, ölünü öpeyim. Allah belanı versin bilmem ne ol. Vallahi şöyle abi, yemin ederim şöyle abi. Ama hepsi yalan. Yalan üstüne yalan, yalan üstüne yalan. Ne oluyor kardeşim? Oruç bozuldu. Oruçtan sıfır ama sıfır. Bu eksiye geçti. Sıfır gitti, eksiye geçti yani. Ne oldu kardeşim? Akşama kadar boşu boşuna aç kaldı. Akşamda kardeşim bir daha söyleyeyim. Herkes sofra başında takva pozları. Evet. Maalesef çoğu kişi bu hataya düşüyor. Akşama kadar günahın dibine vuruyor kardeşim. Ama akşam o sofranın başına böyle bir zaten işte hali kalmadı o yüzden. Yani hali kalsa devam edecek sahura kadar. Hali kalmayınca ne yapıyor kardeşim? Takva pozları. Oturuyor aşağı. Sessiz olalım arkadaşlar. Sadece kaşık sesi gelsin arkadaşlar. Hurmaya böyle yavaş yavaş Bismillahirrahmanirrahim. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Böyle numaralar, hareketler yani var ya bizim Müslümanlar çok acayip ya. Vallahi çok acayip bilmiyorum. 5. Tamam. Karşı cinse şehvetle bakmak. Allah var ya bunlar. Allah'tan kışa doğruyuz şu anda ha. Yazın değil. Ya birkaç sene önce yazın adam bak ya oruçlu gözümün önünde bak. Böyle 100 metre ya 100 metre hanıma baktı. Dedim neye bakıyorsun sen dedim ya. Niye bakıyorsun? Ne olacak ki dedi. Bak ne olacak ki diyor. Ya hacı dedi sen de amma abartıyorsun. Ulan ben abartmıyorum ki mübarek. Sen gitti abdestle gitti yani. Oruçtan geçtim. Abdest gitti komple. Niye? Haram. Zaten bak haram. Sen bir de oruçluyken kardeşim bakıyorsun namahreme. Bu kadınlar içinde geçerli ha. Biz burada erkeklere söylüyoruz da kadınlardan da var böyle sapıklar yani. Var kardeşim var. Kadın da bakıyor kardeşim. Adam kaslı, yakışıklı, cıva gibi. Aynı benim gibi. Benim gibi değil. Hemen de gülüyorsunuz değil mi? Benim gibi değil kardeşim her neyse. Kadın da izliyor kardeşim. Kadın bakıyor erkeğe. Erkek köşeyi dönene kadar kadın bakıyor. Böyle kadınlar da var. Var kardeşim. Ne oldu? Hanım abla geçmiş olsun. Boşu boşuna aç kaldın. Oruçluyken namahreme bakılmaz. Normalde de bakılmaz. Ama oruçluyken bakma. Niye? Oruç gitti. Bak oruç gitti kardeşim. Sevap yok. Şu 5 kişiye Ramazan'da 1 gram sevap yok. Bak 30 gün boyunca bunu yapan adam var. 30 gün. Şunu yapıyor adam. Nasıl yapıyor mesela? Adam esnaf. Kardeşim burada yürüyüş yolunda dükkanı var. Kapıya sandalyeyi kuruyor. Ramazan'a zaten yemek demiyor. Yaslanmış böyle artık çaptan da düşmüş ama bakıyor yani göz dürbün gibi. Ya ne bakıyorsun mübarek adam ne bakıyorsun? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi var. Yani evlenme gücü yetmeyenler oruç tutsun diye oruç şehveti kırar. Hani aç haline adam gözü bir şey görmez ama bizde tam tersi. Bizim millete hiç fark etmiyor yani. Nefes alsın yeter yani. Yok arkadaş ya. Bir daha söyleyeyim kardeşim. 5 şey oruçta iftar ettirir. 1 yalan, 2 gıybet, 3 laf taşımak, 4 yalan yere yemin etmek, 5 karşı cinse şehvetle bakmak. Karşı cins. Kadınlar erkeklere bakmayacak, erkekler de kadınlara bakmayacak. Bunlar normalde bak direkt orucu bozsaydı sevabını bozuyor. Bunlar. Eğer normalde bunlar Allah Celle Celaluhu bir kanun koyup yani bir kural, bir kaide koyup bunlara orucu da bozulur deseydi oruçlu adam kalır mıydı? Tahmin etmiyorum. Çok az yani. He baktın. Estağfirullah kafayı çevir. Bak yap bunu. Estağfirullah kafayı çevir. Yalan söyle. Ya Rabbi affet. Estağfirullah. Ya kendine gel. Ne yapıyorsun sen? Bunu yaparsan kurtarırsın bir bakıma. Allah için söylüyorum. Dikkatli olun. Şu 5 şeyden uzak durun Ramazan'da.